Sayın Hocam. Evet, herkese merhaba. Tam yeni yıldan önce bir ders için buradayız. Sarkoidoz böyle hani her şeyle ilgili bu ama özellikle ne zaman düşüneceğiz, tanıda ne düşüneceğiz, tedavisinde ne var ya, genel kapsayalım istedik. Parça parça anlatmaktansa bir tek ekstra pulmoner sarkoidoz yok. Onu da ayrıca konuşuruz. Özellikle bir böyle rehber gibi düşünün. Sarkoidoz hem çok sık karşılaşıyoruz hem de çok fazla hastalığın ayırıcı tanısında var. O yüzden önemli. Bu ilk slide'ın resmi hem çok iç açıcı bu kış günlerinde ama onun dışında bir anlamı var. Hani artık sarkoidoz için gözyaşı akıtmak yok diyen bir blog yazısı. Carlton Harris. Şeyde slaytları alabilirsiniz. Onun altında linki de var. Onun dışında Google'dan böyle aratabilirsiniz. Hakikaten çok etkileyici bir blog yazısı. Tam böyle sarkoidoz açısından da hasta bakış açısını gösteriyor. Sarkoidoz tanısı aldığında doktoru ona sarkoidozdan ölen bir beyzbol oyuncusunun hikayesinin yazılı hali vermiş. Ve izlediği bir beyzbol oyuncusu, sevdiği bir beyzbol oyuncusu, onun eşiyle röportajlarını vesaire izlemiş. Yani böyle hani kendinden biri yaptığı birisinin öldüğü hastalıkla ilgili bir tanısı var artık. Ondan sonra yıkılmış. Ve böyle o kadar çok sorun yaşamış ki süreç içinde, hem tanının konması aşamasında, ondan sonra her tür komplikasyon gelişmiş, her seferinde biraz daha düşmüş. Fakat geçen birkaç yıldan sonra artık bu hastalıkla yaşamayı öğrenmiş ve bundan sonra sarkoidoz için tek damla gözyaşı akıtmayacağım çünkü hayatım yoluna girdi, bununla beraber bir düzen kurdum diyor. Gerçekten sarkoidoz hastalarımızı hasta perspektifi açısından da değerlendirelim. Ona bilgilendirme yapmak konusunda neyi ne kadar vereceğiz? Hani o el nabızda hastanın hazır olduğu bilgiyi hazır olduğu zaman vermek dediğimiz şey, böyle en baştan bu kötü örnekle başlamanın artısı eksisini çok güzel anlatan bir yazı. Öneririm, bu sunumda da böyle biraz daha popüler yerler olacak. Özellikle ilk bölümde sarkoidoz sık görülen bir hastalık mıdır? Nedenleri nelerdir? Epidemiolojik özellikleri nelerdir? Hangi organları tutar sorularına bir yanıt arayalım istiyorum. 1877'de Sir Jonathan Hutchison ilk kez tanımlıyor. 1877, 19. yüzyıl. Ondan bir işte 10 küsur yıl sonra mesela lupus perniyoyu tanımlıyor. Bu yüzde özellikle deri tutulumu şeklinde özel bir klinik tablo biliyorsunuz. Ardından belki 1899'da bir 20 küsur yıl sonra multipli benign kutanöz sarkoidozu tanımlıyor. Bunlar böyle 19. yüzyılda olurken sonrasında bir sonraki yüzyılda ilk kez kıvam testi, sarkoidozun tanısı için kullanılan bir deri reaksiyonu biliyorsunuz. Hemen 10 yıl sonrasında Selahattin Akkaynak, bizim gerçekten çok değerli göğüs hastalıkları hocamız, bir kitabı var göğüs hastalıklarında, semiyoloji kitabı. Halen dönüp dönüp özellikle bazı hastalıkların temellerini görmek için çok önemli, ilk Türk hastayı bildiriyor. 1953'te Löfgren sendromunun tanımlandığı aynı yıl. Londra'da 1958'de ilk uluslararası konferans yapılıyor. VASOK, sarkoidoz ve diğer intersel akciğer hastalıkları için bir dernek. Onun toplantıları 1987'de başlıyor ki çok büyük bir mutlulukla Ekim 2014'te Kuşadası'nda VASOK'un bir kongresinde biz yaptık. Türk Toraks Derneği olarak ben de orada ekipteydim. Gerçekten çok özel bir deneyimdi. Niye söyleyeyim? 1877'den sonra böyle bir şeyler adım adım ilerlese de bugün 27 Aralık 2023 biz halen sarkoidoza ilk gün söylendiği gibi nedeni belli olmayan granülomatöz bir hastalık diyoruz. Bu nedeni belli olmayan kısmı bir belirsizlik, bilinmezlik içerse de süreç gerçekten bir takım gelişmeleri içinde
Türkiye'den bilim insanlarının, hatta bizlerin olduğu bir süreci yaşatıyor. Prevalans 100 binde çok değişik. Türkiye'den bu konuda bir çalışma yok. Ama bakın 320 0,2 100 bindeki değer gerçekten çok farklı. Bu da bize genetik, etnik bir takım kökenler var mı? Nedeni belli olmayan bu sürecin içinde diyor. İnsidans için Türkiye'nin yine bir soru işareti olmasının ardından Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu olarak biz buraya bir veri eklemeyi başardık. Bakın bulunduğu yerde bile farklı ama onun dışında %6 ile 60 arasında değişen insidanslar gerçekten epidemiyolojik verinin çok değişken olduğunu gösteriyor. Türkiye çalışmasını Benan Müsellim Hoca'nın liderliğinde gerçekleştirdik. Ben de dediğim gibi Denizli'den verileri ekleme fırsatı buldum. 100 binde 4. Aslında birçok veriye yakın bu değer insidans anlamında 2009'da ortaya koyduğumuz. Aynı zamanda intersel akciğer hastalıklarına baktık. Türkiye'de birkaç merkezden, yine Denizli Pamukkale Üniversitesi orada var 2014'te. Burada da hangi hastalıklar var, içlerinde sarkoidoz nerede diye değerlendirdik. O çalışmanın verisi sarkoidoz en sık intersel akciğer hastalığı. Yani İHA'ları topladığımız Türkiye'den 12-15 kadar merkez vardı. %37'si sarkoidoz, hemen arkasından %20 kadar oranla IPF geliyor. Zaten bizim klinik pratiğimizde bunu açıklıyor değil mi? En çok IPF ve sarkoidoz görüyoruz biz de. Patolojik tanı oranı bu sarkoidozlu hastalarda %40. %60'ı patolojik tanı olmadan sarkoidoz tanısı konmuş oldular. Bakalım özelliklerine, epidemiyolojik anlamda önemli bunlar. Çünkü kadın erkek açısından Türkiye verisine bakacağımız birkaç veri seti olacak burada. Bakın kırmızılar sarkoidoz. Erkekte intersel akciğer hastalıklarının 1/4, kadında neredeyse yarısı. Hani en sık sarkoidoz da, ama onun dışında bakınca erkeklerde de pnömokonyozlar ve IPF ile hemen hemen eşit. Ama kadınların büyük oranda sarkoidoz olduğunu görüyoruz. Zaten bir kadın, hatta genç hastalığı. Gençlik içine bakalım. Kadında erkekte 50 yaş altı, 50 yaş üstüne baktık o çalışmada. Yine kırmızılar sarkoidoz. Erkekte 50 yaş altı, 50 yaş üstü olarak bakacak olursak 50 yaş altında erkeklerde %42 sarkoidoz. Sarı olan yine pnömokonyoz. Bu bazı merkezlerin aynı zamanda meslek hastalıklarının gönderilme merkezleri olmasından gelen, ama sarkoidoz bundan bağımsız. 50 yaş altı erkekte fazla, 50 yaş üstünde çok daha az. Yani erkeklerde zaten az, erkeklerin de 50 yaş üstünde daha az. Daha genç yaştaki erkeklerde bekleyeceğiz. Kadında ise 50 yaş altında %76 intersel akciğer hastalıkları içindeki oran. 50 yaş üstünde de yine %40. Yani erkeğin 50 yaş altındaki ile kadının 50 yaş üstündeki kadında sık, kadının gencinde çok fazla, ama 50 yaş üstünde de, yine genç olan 50 yaş üstündeki hastalarda da azımsanmayacak bir oranı var. Ortalama yaş bizim verilerimizde 44 civarındaydı bütün kohorta bakınca. Kadın erkek olarak bakınca yine ilginç bir veri, bu da yazınla uyumlu. Kadınların ortalama yaşı 47, erkeklerin 37, istatistiksel anlamda. Erkeklerde biraz daha genç yaşta oluyor. Kadınlarda çok, kadınlarda bütün yaş grubunda çok, ama erkeklerin bir 10 yaş daha genç ortalaması var sarkoidoz için. Şimdi nedeni belli değil dedik, ama bir takım nedenler hep öne çıkıyor, araştırılıyor. Sonuçta bu bilinmezlik bilim insanlarını, acaba biz bu nedeni artık bulur, 1800'lerden beri süre gelen bu muammayı giderebilir miyiz deniyor. Çevresel faktörler önemli, en çok konuşulan kısmı. Bunun gerekçeleri şu: bir, akciğer, deri ve göz en çok tutulan yerler. Bunlar dışarı, dış ortama en çok açık organlar. Deri, akciğerler ve göz. Demek ki en sık görülen organlar bir şekilde temasa açık, o temas çevresel etkenler olabilir. Bir diğeri, çevresel ajanlardan berilyumun özellikle
Grönlamat Özbilyan'da yapan bir biliyorsunuz. Çok benzer sarkoidozla bir meslek hastalığı berilyozis. Berilyum, alüminyum, titanyum, zirkonyum ile granulomatöz hastalıklar olması acaba sarkoidozun temelinde yine meslekle ilişkili bir takım ajanların, ağır metallerin vesaire inhale edilmesi söz konusu olabilir mi? Ya da deriyle temas etmesi söz konusu olabilir mi diye. Biliyoruz en temel ayırıcı tanı kavramı hipersensitif epinormisi. İkisi de granulomatöz, ikisi de lenfositik alveolit yapıyor. İkisi de steroide çok güzel yanıt veriyor ve her zaman hipersensitif epinormisinde de altta yatan nedeni bulamıyoruz. Öyle olunca bu ikisinin benzemesi acaba çevresel etkenler sarkoidozu yapıyor mu? Hem hipersensitif epinormisi hem de sarkoidoz şeklinde iki ayrı formu yapıyor mu diye soru işareti doğuruyor. Bir de bu hastalar, hele erkekler biraz daha genç dedik 10 yaş, tam da çalışma yaşı. Yani çalışırken etkenlere maruz kalmaları mümkün olabilir diye çevresel faktörler kanıtlanmış değil ama en çok akla gelen etkenler. Bazı mesleklerde sarkoidoz daha sık. Hangi meslekler olduğuna bakalım. Sağlık çalışanları, ağaç işleriyle uğraşanlar, postane çalışanları, mekanik teknisyenleri ve itfaiyeciler. Ortak bir temasları yok aslında. O yüzden de ilginç. Yani bir meslek temasını söylemek zor ama bu meslek gruplarında sık oldukları çalışmalarda söylenmiş, aklımızda bulunsun. Bir takım enfeksiyon etkenleri de acaba sarkoidozun etkeni olabilir mi diye bakılmış. Bunun en temel nedeni insan sarkoidoz dokusundan alınan bir eksat saflaştırılıp hazırlanıp bir deney hayvanına verildiğinde verildiği yerde granulom yaptırıyormuş. Kıvayn testi de aslında bununla ilgili. Acaba gerçekten böyle bir bulaşan bir etken var mı? Bakteriyolojik, viral ya da mantar gibi bir enfeksiyöz ajan var mı diye ortaya konan hala olmasa da bu deneyde o hazırladıkları, enjekte edecekleri doku örneğini eksi 20 derecede dondurduklarında ya da ultraviyole radyasyona maruz bıraktıklarında o granulomatöz inflamasyon olmamış. O zaman burada ölen bir şey var. O zaman canlı bir şey ve bu da olasılıkla enfeksiyöz ajan diye düşünülüyor. Kanıtlanmış değil. Kemik iliği transplantasyonu kalp nakli sonrasında sarkoidoz gelişebiliyor. İmmün süpresif hastalar, birçok viral dahil işte fungal dahil enfeksiyonlar açık yine akla getiriyor. Bir de en çok söylenen mikobakteriler. Çünkü gerçekten bizim de tüberküloz sarkoidoz ayırıcı tanısında hep zorlandığımız durumlar oluyor. Sarkoidoz tanısı konmuş kişilerde mikobakteriyum tüberkülozis ya da diğerleri üretilmiş zaman zaman. Bu konuda çalışmalar var ama virüslerde herpes, işte histoplazmoz, trepanomatoz, sporotrikoz, koksidiodikoz, şistomiyazis gibi hem mantar hem de parazitler bir şekilde granulom oluşturdukları için acaba enfeksiyöz ajanlarda patogenezde sorumlu mu sorusunu ortaya çıkarıyor. Çok uzun zaman tartışılan, artık biraz o tartışmaların geride kaldığı bir konu, tetrasiklin grubu antibiyotiklere de tedavi yanıtı var. Belki makrolitlerin antiinflamatuar etkisi gibi bir anti-inflamatuar etki yapıyor olabilir. Ama yine de bir antibiyotiğe faydası varsa acaba enfeksiyöz ajan var mı diye düşünülüyor. Sigara ilginç. Hiç içmemiş olanlar daha çok. Biliyorsunuz sarkoidoz ve hipersensitivite pneumonisi daha çok sigara içmeyenlerde görülüyor. Bunun koruduğundan ziyade belki de immün sistem üzerine etkisi ve sigaranın partiküllerinin bir duyarsızlaşma yapması nedeniyle koruyor olabileceği şeklinde görüşler var. Kanıtlanan hiçbir şey yok ama halen içenlerde olabiliyor. İlginç, en az 6 ay önce bırakmış olanlarda biraz daha az. Yani hani bırakmanın koruyucu etkisi kısa sürede başlamıyor sanki. Genetik farklar çok çalışılıyor. Irklar arasında fark olduğu için biliyorsunuz özellikle siyah Amerikalılar daha ağır geçiriyorlar. Lupus pernio onlarda en sık görülen ve özellikle de yani burun septum nazi kemiğini destrüksiyona kadar götürecek şekilde. Siyah Amerikalılarda insans 100.000'de 35 oldukça yüksek. Bizde 4 civarında falan da hatırlıyorum, 3.5 gibi. Göz, karaciğer kemikliği
İritem anadozum dışı deri bulgusu, tutulumu, kirli püspermiyoensik ve kalsiyum metabolizması bozukluğu bu hastalarda daha fazla. Acaba ırksal bir özellik fark ediyorum diye 1/3 neredeyse beyaz Amerikalılar da bu konuda halen dikkatleri çekiyor. Ailesel sarkoidoz olduysa bizim bile birkaç ailemiz var. Sarkoidozlu aile işte birinci derece yakın dışında da yine ailede görülen sarkoidozlu hastalar var. Oran çok farklı. Hem ülkeler arasında hem aynı ülkede, ırkta 2 ile 17 şeklinde farklı. Bir takım genetik çalışmalar var. Şey atlıyor, nesil atlayabiliyor. İki kolda da görülüyor. Kadın erkek olabiliyor. Daha çok kardeşlerde olması söz konusu. Özellikle akses çalışması, sarkoidozun ilk epidemiyolojik çalışması çok güzel verileri var ve yapılan bir sürü çalışma hep böyle aksesle karşılaştırıyor kendisini. Orada ailesel sarkoidoz %1, kardeşlerde de risk 6 katına kadar yüksek. Yani bir kardeşte varken öbür kardeşte olma olasılığı yüksek. Belki sarkoidoz tanısını soy geçmişte sorgulamak ve eğer ön tanımlar arasında varsa o konuya ağırlık vermek önemli. Olguların %3 ailesinde sarkoidoz gözlenmiş. Türkiye'de %1 şeklinde 293 hastanın 3 tanesinde ailesel sarkoidoz görülmüş. Eğer böyle kafamızda karışıklık oluyorsa bu bir sarkoidoz. Her zaman sarkoidoz ifadesi şunu karşılıyor. Her şeyi taklit edebiliyor. Yani herhangi bir klinik tabloya ya da herhangi bir radyolojik bulguya. Bu sarkoidoz değil. Ne isterseniz iddiaya varım dememek lazım. Her zaman altından sarkoidoz çıkabilir. Bunun için dikkat etmek lazım. 1967'de Lancet'te çıkan bir yazıda sarkoidoz benign ve görece olarak önemsiz bir hastalık olabilirdi. Sorunlu 3 komplikasyonu olmasaydı. Pulmoner fibrozis, fibrotik üreit, nefrokalsinoz. 1967'de fark edilmiş ve günümüzde biliyorsunuz tedavi indikasyonu için defalarca söylüyoruz. Yine sunumun sonunda tedaviden bahsederken de söyleyeceğim. 2 indikasyonumuz var. 1, hayatı tehdit eden organ tutulumu. İşte akciğerde fibrozis riski varsa posterior üreit özellikle fibrozisle gidiyor. Ve böbrekte nefrokalsinozis varsa kronik böbrek yetmezliğiyle hastanın böbreklerini kaybetmesine yol açabilir. Eğer bunlar olmasa güllük gülistanlık. Çünkü spontan remisyon var. Steroid tedavisinde çok iyi yanıt var gibi olumlu yanları var. Fakat bu tutulumlar önemli. Nerelerde var bakarken akses çalışmasının verilerini, Toraks Derneği'nin verilerini ve onun dışındaki diğer literatür verilerini karşılaştırarak gitmek istiyorum. Özellikle akciğer tutulumu bizde %99 doğal göğüs hastalıkları doktorları gönderdi o hastaları. Ama genelde de diğer sistem tutulumlarından sonra bize konsülte edilen hastalar. %95 akseste yaygın olarak da 90. Sonuçta pulmoner tutulum çok yaygın. Periferik lenfadenopati daha az %15 civarında. Bu pulmoner tutulumun içine tabii ki hiler ve medyasinal lenf nodu da giriyor. Eritem anadozum bacaklardaki bu ağrılı kızarıklık %16 bizde çok farklı oranlar var. Eritem anadozumun anlamı şu, eğer görüyorsak ve Löfgren sendromu düşünüyorsak histopatolojik tanı olmadan da sarkoidoz diyebiliriz. Olasılıkla %60 Türkiye'de histopatolojik tanı olmadan tanı konmuş hastaların büyük bir grubu bu özellikleri taşıyordu diye düşünüyorum. Bakın bütün organlar tutulabiliyor. Özellikle nefrokalsinozis demiştik. Neyse ki o açıdan komplikasyon oranı oldukça düşük. Göz tutulumu çok farklı literatürde ama %6 gibi Türkiye'de mutlaka göz için baktırmak lazım. Bütün hastaları, en son rehber de onu söylüyor, göz konsültasyonuna göndermek lazım. İşte o fibrotik üveit riski yüzünden, anterior üveit varsa lokal tedavi yetecek, posteriorsa sistemik steroid gerekecek. Hani o benign ve çok da görece iyi bir hastalık sayabilirdik. Eğer bunlar olmasaydı dediğimiz tabloda akciğer
en çok tutulumda. Neyse ki orada da çok ağır tutulumlar yok. Bakın tepeden tırnağa tam böyle kelimenin tam anlamıyla her yeri tutabiliyor. Özellikle karaciğer, dalak, gastrointestinal sistem dışında da mideyi de tutabiliyor mesela. Sarkoidozda granülomların olduğu. Karaciğerin %50 ve üzerinde olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Eğer sarkoidozlu bir hastada karaciğer tutulumu varsa tedavi de biraz daha değişiyor gastroenterologlar aracılığıyla. Onun dışında bütün organların %10-20 ortalama şeklinde söyleyebiliriz. Akciğerden sonra bir tutulumları var. Bizim Türkiye'deki çalışmada sadece bir alanı tutan daha çok hasta. Ama onun dışında mesela kırmızı 3 alan tutulumu %11. Bir dönem tanı için en az 2 tutulumu göstermek gerekiyordu. Şimdi çok pratik kullanımda yok. Akses de %50 tek bir alanın tutulumu şeklinde söylemiş. 2 alan tutulumuyla birleşince büyük bir hasta oranını kapsayabiliyoruz. Birkaç tipik klinik tablo var. Onları mutlaka bilmeliyiz. Birisi Löfgren sendromu. Çok erken de tanımlanması, hatırlayın. Bilateral hiler. Mediastende, sağ paratrakealde lambda işareti bahsedeceğiz. Bu bilateral hiler lenfadenopatinin olması, eritema nodosum genelde dizin altında böyle kırmızı lekeler, ağrılı, daha küçük de olabilir lekeler olması. Eritema nodosumdan biyopsi aldırmıyoruz. Non spesifik o. Onun dışındaki deri tutulumları düşünüyorsak, yüzde çok deri tamanodozum gibi değil ama sanki deri tutulumu görüyoruz. O zaman aldırıp granülomatoz yangıyı göstermek mümkün. Löfgren sendromu örneğin ayak bileğinde artraji ile artrit tablosunun ateş olabilir, olmayabilir. Eritema nodosumla birlikte olduğu durumda akciğer röntgenogramı çektiğimizde bilateral hiler lenfadenopatileri sağ paratrakealde de mediastinal olabilir. Gördüğümüzde tanı koyduğumuz bir tablo. Akut başlangıçlı, iyi prognostik özellik taşıyor. Oldukça tedaviye iyi yanıt veren, ortadan kalkabilen bir tablo. Hertford sendromu da üveit, paratiste şişme, kronik ateş, fasiyel paralizi ile gider. Paratisteki şişme fasiyel sinire bası uygulayarak böyle bir tipik yüz görüntüsü yapabilir. Aynı zamanda galyum sintigrafisinde sarkoidoz için kullanıldığını bildiğimiz bu sintigrafide paratist başta olmak üzere diğer tüplük bezlerinin de tutulmasıyla panda işareti diye adlandırılan tipik bir görüntüye sahiptir. Bir diğer klinik tablodan bahsetmek istiyorum. Lupus pernio. Kötü prognostik özellik. Siyah ırkta sıklıkla görüyoruz. Yüzde böyle iki taraflı yanak bölgesinde burun üstünde lezyonlar var. Aynı zamanda septum nazil destrüksiyonu da olabiliyor. Şimdi sarkoidozda bu tablolar ilk hemen akla getirmeyi sağlıyor ama her zaman bu kadar açık olmayabiliyor. Daha müphem bulgularla nasıl tanı koyuyoruz? Hangi tetkikleri ne zaman yapıyoruz ve bu tetkikleri nasıl değerlendiriyoruz ona bakalım. Sarkoidozu akla sıklıkla getiririz ama bu her zaman sarkoidoz çıkacağı anlamına gelmez. Bu değerlendirmeyi yaparken gerçekten klinik bulgulardan, radyolojik bulgulardan ve histopatolojiden yararlanmamız gerekiyor. Sonuçta sarkoidoz tanısı için tanımlayıcı bir test olmadığından tanıya giden yol şüpheyle başlıyor. Sarkoidozu aklımıza getireceğimiz durumlarda kimi zaman histopatolojik kanıta kadar gidip tanıyı koyabiliyoruz. Bu hastaların asemptomatik olabileceklerini akılda tutmak lazım. İşe giriş için ya da İşte rutin kontrollerde ya da okula başvuruda çekilmiş, rastlantısal çekilmiş akciğer röntgenogramında bilateral hiler mediastinal lenf nodlarının görülmesiyle tüberküloz, lenfadenit, sarkoidoz ve de lenfoma ayırıcı tanılarda ilk sırayı alan tablolar. Bu yüzden hemen tanı sürecini başlatmak gerek. Son derece nonspesifik göğüs hastalıklarında sıklıkla gördüğümüz öksürük, nefes darlığı semptomları bu hastalarda da olabiliyor. Hastaların yarısında asemptomatik olabileceğine yine vurgu yapıyorum. Göğüs ağrısı daha az. Yine de sıklıkla gördüğümüz semptomlar arasında bronş hiperreaktivitesi bulguları var. Örneğin
Gülmekle, derin nefes almakla tetiklenen öksürük, wheezing olabiliyor. Hatta klinikte de birçok astımlı, birçok sarkoidozlu hasta aynı zamanda astım tanısıyla tedavi alıyor. Bunları sıklıkla görüyoruz. Fizik muayenenin tanıya çok fazla katkısı olmayabilir. %80 olguda normal fizik muayene. Fibrozis yokken RAL %2'nin altında. Eğer fibrozis varsa, evre 4 sarkoidozsa bir de RAL'in duyulma olasılığı 3'te 1'in altında. COVID-19 hastalarında da bunu görmüştük. Yaygın parenkim tutulumu olan hastalarda RAL duymayabiliyorduk. O yüzden bu parenkim tutulumu olmadığı anlamına gelmez. Hem öykü hem fizik muayene bize tanı açısından çok fazla katkı sunamayabilir. Ayrıca çok fazla organ tutulabildiğini söylemiştik. Hangi organ tutulduysa ona ilişkin bazı bulgular da yine sarkoidozu aklımıza getirecek. O organ tutulumuna ait semptom olabilir. Onlar da yine asemptomatik seyredebilirler. Örneğin gözde bulanık görme saptanması durumunda, bunun semptom halinde değerlendirilmesi durumunda göz tutulumuna işaret edebilir gibi. Yine kemik eklem bulguları aynı şekilde sarkoidoz tutulumunun işaretleri olabilir. Klinik ve radyolojik bulguların uyumu önemli. Radyolojik bulgular için de yine tutulumun olduğu organa göre değişen, aynı zamanda da çok farklı bulgular söz konusu. Radyolojik bulguları biraz sonra sizinle paylaşacağım. Gerçekten çok farklı görüntülerde sarkoidoz akla gelebiliyor ya da akla gelmediyse histopatolojik kanıt içinde granülomatöz inflamasyonun gösterilmesiyle tanı alabiliyor bu hastalar. Granülom göstermemiz sarkoidoz olduğunu kesin göstermiyor. Kesin kanıt değil. Çünkü çok sayıda granülomlarla seyreden hastalık var. Bu yüzden sarkoidoz tanısı ilerledikçe, tanı süreci ilerledikçe granülomların ortaya çıktığı noktada da diğer granülomatöz hastalıkları dışlamak önemli. Örneğin hipersensitivite fenomenisi ve sarkoidoz radyolojik olarak karışabilen tablolardır. Her ikisinde de granülom görülür, lenfositik alveolit görülür. Histopatolojik olarak granülomların hipersensitivite fenomenisinde biraz daha gevşek olduğu söylense de ayırıcı tanı her zaman çok kolay olmamaktadır. Sarkoidozun granülomları non-kazeifiye nitelikte. Kazeifikasyon nekrozu göstermeden de sarkoidozda nekrozun görülebileceğini biliyoruz. Non-kazeifiye granülomlar varlığında sarkoidozun ayırıcı tanısında en çok karşımıza çıkan, ülkemiz için de geçerli tüberküloz tanısı söz konusu olacaktır. Bazen histopatolojik olarak granülomları gösterip klinikle de değerlendirme yaptığımızda ayırıcı tanıda zorlandığımız olabiliyor. Sarkoidozlu bir olguda ilk değerlendirmede hangi testlerin yapılacağı rehberlerde sıklıkla sıralanıyor. Ayrıntılı tıbbi öykü çok önemli. Mesleksel ve çevresel öykünün de alınması etiyopatogenezde gördük. Bazı çevresel ve mesleksel temaslar sarkoidoz için riski oluşturuyordu. Fizik incelemede tüm sistemlerin kapsamlı muayenesi de çok önemli. En sık akciğer tutulumu, toraks içi lenf bezleri ve akciğer parenkim tutulumu olsa da diğer organlarında tutulabileceğini biliyoruz. Bazen periferik lenfadenopatiler sarkoidozun tanısı için biyopsi olanağı sağlayabilir ya da hangi tutuluma yönelik ileri inceleme yapacağımızı bize fizik muayene gösterir. Akciğer radyogramının bulguları üzerinde daha fazla duracağım. Tabii ki rutin başlangıç noktamız orası. Tam kan, tam idrar tetkiki rutin değerlendirmenin içinde. Ayrıca biyokimya tetkikinde karaciğer böbrek fonksiyonlarına bakmak önemli. Tutulan organı ortaya koymak için yine tedavi indikasyonu açısından da gerekiyor bu. Serum ace düzeyine bakıyoruz. Kimi zaman dış laboratuvara göndermek gerekiyor ve tanıya katkısını konuşacağız. Kan kalsiyumu önemli. Serumda kalsiyum düzeyi önemli düzeltilmiş olarak. D vitamini 1,25 dihidroksikolokalsiferol olarak bakılmalı. Aktive alveoler makrofajlar bu hormonu salgılayarak
kemikten kalsiyumun ayrılmasını ve böylece de idrarda kalsiyum atılamayınca nefrokalsinozisi sağlayabiliyor. CRP ve eritrosit sedimentasyonu hızlı rutinlerde. 24 saatlik idrarda kalsiyuma bakmak önemli. Spot idrar dışında 24 saatlik idrar kalsiyumunu değerlendiriyoruz böbrek tutulumu açısından. SFT ve karbonmonoksit difüzyon testi akciğer tutulumunun şiddetini değerlendirmek de önemli. Karbonmonoksit difüzyon testini yapmalıyız çünkü mix ventilatuar defekte yine sık görülüyor. Kardiyak sarkoidoz açısından EKG rutinimizde gerekirse eko yapılıyor. Holter EKG takibi rutinde çok önerilmiyor. Özellikle EKG'nin her hastada çekilmesine vurgu yapalım. Tüberkülin deri testi PPD yine bu hastalarda yaptığımız bir test. Ayırıcı tanıda tüberkülozun olduğunu akılda tutalım. Yalnız özellikle Türkiye'de yapılmış bir çalışma sarkoidozlu hastaların %25'inde PPD beklediğimiz gibi analjik bulmadığımızı pozitif bulabildiğimizi göstermekte. IGRA bir seçenek özellikle Türkiye gibi BCG aşısının rutinde yapıldığı ülkelerde PPD pozitifliği bazen tam tanımlayıcı olmayabiliyor. Bunlar da yine rutin uygulamamızda PPD özellikle. Göz konstasyonu mutlaka sarkoidozlu her olgun ilk değerlendirmesine yapmak gerekiyor. Bu yine son rehberde de yerini korudu. Klinik bulguların düşündürdüğü organ tutulumuna yönelik testleri belki de ilgili uzmanlık alanıyla beraber yapmak lazım. Sonuçta ayırıcı tanıda histopatolojik tanıyla beraber ilerliyoruz. Akciğer grafisinde evre 1 sarkoidoz sadece bilateral hiler ve sarı okta da görüldüğü gibi mediastinal sağ paratrakeal alanda tutulumla olabilir. En sık olgular %40-50. Bu olgular spontan remisyon %80 civarında. Gerçekten spontan remisyonu bekleyebildiğimiz olgular. Evre 2'de her ikisi de var. Hem hiler mediastinal lenf nodu tutulumu hem parenkim tutulumu. Burada spontan remisyon %60. Evre 1'den biraz daha düşük olsa da yine de yarıdan fazla hastanın spontan remisyona gidebileceğini bilmek önemli. Evre 3 olgularda spontan remisyon %10-20 oranında. Evre 3 olgular parenkim tutulumunu içeriyorlar. Lenf bezi tutulumu yok. Parenkimde de fibrozis yok. Fibrozis olduğunda zaten bunun adı evre 4. Eğer akciğer parenkiminde fibrozis görüyorsak radyolojik olarak evre 4. Farklı rehberlerde, farklı yayınlarda her dördünü gösteren yayınları da buraya koymak istedim. Çünkü akciğer röntgenogramı her hekimin değerlendirmesi gereken bir test diye düşünüyorum. Evre 1 sadece lenf nodlarında, evre 2 lenf nodlarıyla beraber parenkimde yazıyor zaten sağ üstte. Evre 3 sadece parenkimde bakın nodüler lezyonlar var. İki taraflı nodüler sarkoidoz için önemli tipik bulgulardan. Evre 4'te de hiler bölgede çekinti yapmış çizgisel danseleri görüyoruz. Fibrozis. Aynı şekilde A, B, C'de evre 1, evre 2, evre 3, evre 4. Burada da yine evre 4'teki fibrozisin retiküler niteliklerini, evre 3'te de daha nodüler olduğunu görüyoruz. Toraks Derneği, Türk Toraks Derneği'nin çalışmasında en sık evre 1 olgu gördük. Evre 2 onu izliyordu ve her ikisi toplamda olguların %80'ini kapsıyordu. Evre 4'te çok az olgu vardı. Akciğer röntgenogramına göre evre ediyoruz dedik. HRCT indikasyonları son rehberlerde de yine aynı şekilde devam etti. Klinik kuşku var. Akciğer radyogramı normal. HRCT bize hem lezyonların niteliğini hem yaygınlığını göstermekte akciğer radyogramına çok üstün tahmin edebileceğiniz gibi. Ayrıca atipik klinik ve radyolojik bulgular varsa bunları tam ortaya koymak için HRCT gerekiyor ve tabii ki komplikasyonları değerlendirmek için de. Bakın A'da sarı okun gösterdiği galaksi işareti. Ortada büyük nodüller, çevresinde satelit, küçük nodüller oldukça tipik. B bize miliyer sarkoidozu gösteriyor. Toplu iğnebaşı gibi küçük nodüllerin olduğunu görüyoruz. C'de özellikle santral bölgede konsolidatif görüntüler yine iki taraflı oldukça tipik sarkoidoz için. D ise
Artık bal peti ve traksiyon bronşektazilerinin olduğu fibrozisi gösteriyor. Burada fibrozisin üst ve orta zonlarda daha yoğun olduğunu aklımızda tutalım. Lenf bezlerini mediasten kestiğinde değerlendiriyoruz. Kalsifiye lenf nodları olabileceği gibi yukarıdaki şekilde. Altta da okular hilal bölgedeki lenf nodlarını ve de subkarinal lenf nodunu göstermekteydi. Burada subpleural nodüller özellikle solda pleuranın altında sarkoidoz için çok akla getirici özellikte. Bronkovasküler bandıl boyunca o çizgiler bantlar boyunca nodüllerin sıralanması. Yine nodüllerin belirgin radyo opak görüntülerle olması, birleşme eğiliminde olması çok tipik. Akciğer radyogramında orta zonda solda periferik her iki alt zonda havalanma azlığı ve özellikle sağda nodüller biraz görülüyor. Bakınca tomografide bu nodüllerin birleşme eğiliminde olduğunu, aralarda da buzlu cam alanlarının görüldüğünü fark ediyoruz. Yine buzlu cam alanlar sarkoidozun alveoliti ile ilgili görüntüler. Birleşme eğilimindeki nodüller, bronkovasküler bandıl boyunca, fissür boyunca tespih tanesi gibi dizilen blebbing diye ifade edilen nodüller önemli. Burada gördüğümüz buzlu cam nodüller de yine dikkat çekiyor. Bakın her iki üst zonda konsolidatif alanlar gibi radyoopak danseler var. Yine orta zonda santralde. BT'deki bu görüntü düzensiz sınırlı yamasal hava bronkogramı içeren konsolidasyonlar şeklinde. Alveolar sarkoidozu düşünmek için gerçekten tipik bir bulgu her iki tarafta üstlerde olması. Yakın zamanda yapılmış bir Delphi konsensus çalışması alanında uzman kişilere özellikle tomografi görüntüleri gönderilerek hangilerinin sarkoidoz için tipik olduğunu düşündükleri sorulmuş. Ve görüş birliği üzerinde olunan figür 3 diye geçen sol taraftaki non-fibrotik fibrozis dışındaki sarkoidoz bulguları, figür 4'te de 4. şekilde de fibrozisle giden sarkoidoz bulguları. Bakın fibrozis olmayan sol taraftaki dörtlüde A'da nodüller var, miler nodüller şeklinde. Yine B'de galaksi işareti olabilecek, ortada daha büyük konsolidatif çevresinde küçük nodüller. C'de tek tek nodüller şeklinde, D'de de konsolidasyon var ama fibrozisin olmadığını görüyoruz. Fibrozis volüm kaybı yaratmalı ve de çekintiye yol açmalı. Fibrotik olanlar üst loblarda santral alandan başlayan traksiyon bronşektazileri A'da, B'de yine traksiyon bronşektazileri ile beraber biraz bal peteği var. C'de bir kaviter lezyonun içinde fungus topunu görüyoruz. D'de de yine volüm kaybına yol açan bilateral konsolidatif alanlar, özellikle sağ akciğerdekinin fibrotik volüm küçültücü, volümü azaltıcı etkisiyle beraber fibrozisi görebiliyoruz. Bunlar eksperlerin görüş birliğinde olduğu görüntüler. Bakın hava hapsi alanlarını görüyoruz. Kronik hipersensitivite pneumonisinde sıklıkla bunu görüyoruz ama burada sarkoidoz tanısı almış bir hastadan bahsediyoruz. Yine özellikle üst loblarda hava hapsi alanları ile beraber onun dışındaki kısımlarda tutulumu izliyoruz. Fibrotik olduğunu çok net hem akciğer radyogramında hem de tomografide görebildiğimiz genişlemiş traksiyon bronşektazisi diye adlandıracağımız bronşlar var. Bir klinik tablo yakın zamanda tanımlandı. Çok net olan interstisyel pneumoni pattern var. Yaygın bal petekleri alt loblarda, subpleural alanda. Bu hastada mediasten kesitinde mediastendeki büyük lenf nodlarını görüyoruz. Sıklıkla IPF'de görmeyeceğimiz kadar büyük ve histopatolojik olarak granülomların parenkimde ve lenf nodlarında gösterildiği bir olgu. Burada histopatolojik görüntüde üstteki zamansal heterojenite, mekansal heterojenite, normal ve fibrotik alanların bir arada olması UIP pattern. Ama görüyoruz alttaki, sol alttakinde özellikle çok belirgin. Orada bir granülom var ve granülomla beraber UIP pattern bize kombine sarkoidoz IPF'yi düşündürüyor. O granülomların gösterilmesi için
biyopsiyi alacağımız yeri belirlemek lazım. Tutulumun olduğu biyopsi alınacak organı ele aldıktan sonra göğüs hastalıkları açısından sıklıkla bu lenf nodları oluyor.